Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle 3 boyuta geçiş yapmaya çalışıyoruz. 2 boyutlu çizimlerimizi şimdilik hallettiğimizi varsayalım. 3 boyuta nasıl geçebilebiliriz? Şuradaki yukarıya açılır penceremize geldik. Tıklıyoruz. Drafting kaba çizim demekti. Annotation isimlendirme demekti. Buradan 3D Modeling, 3 boyutlu modellemeye tıkladık. Evet, ekranımızın değiştiğini gördünüz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şuradan şurayı, evet şurayı tıklarsam eğer south, yani güney batı görüntüsünü elde ediyorum. Çok güzel. Şimdi ilk önce en soldaki box seçeneğimiz var, yani kutular. Box çizeceğiz ilk önce, bugün onunla uğraşalım. Evet, ilk önce x ekseni üzerinde 100 birim gidelim, 100 virgül, y ekseni üzerinde 50 birim gidelim. Daha sonra bakın, bu çizgileri görüyorsanız aşağıya doğru indiğinizi görürsünüz, anlamışsınız demektir. Yukarıya doğru olması lazım. Yukarıya doğru da 40 birimlik z ekseni üzerinde. Evet, kutumuzu çizdik fark ettiyseniz. Bu kutuyu şöyle alayım. Şurada sort west izometrik görüntüsünü elde etmiştik zaten. Conceptual diyor dikkat ettiyseniz. Şurada tel kafes şeklinde görüntüyü elde edebilirsiniz. Şurada hidden, yani saklı. Şurada shaded with edge, yani gölgeli. Şöyle el çizimi gibi bir şey elde edebiliyoruz. Yeter, bu kadar. Ben genellikle conceptual'ı kullanıyorum. Hemen çizmeye çalışıyoruz tekrar. Box çiziyoruz dedik. X ekseni üzerinde 200 birim. Y ekseni üzerinde 300 birim. Ve z ekseni üzerinde de 50 birim gittim. Şöyle bir tane kutu çizmeye çalıştım gördüğünüz gibi. Silim kasa oldu, değil mi? Bilgisayar kasası gibi. Tamam. Başka bir tane daha kutu çizmeye çalışalım. X ekseni üzerinde 20 birim. Y ekseni üzerinde 50 birim. Enter. Şöyle z ekseni üzerinde de 50 birim olsun yine. Şu şekilde kutumuzu çizdik gördüğünüz gibi. Evet. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşça kalın efendim.